Değerli arkadaşlar, bugün menfur bir terör saldırısı yaşadı ülkemiz. Öncelikle terörü ve terörün arkasında olanları lanetlediğimizi, bu menfur hadisede belirtmek istiyorum. Bu hadisede, bu menfur hadisede maalesef 5 şehidimiz var, 22 yaralımız var. Yaralılarımızdan çoğu iyi durumda. Az önce bir kısmını bu hastanemizde de ziyaret ettik. Birazdan Sağlık Bakanımız yaralılarımızla ilgili daha teferruatlı bilgi verecek. Aile Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla birlikte ziyaretlerimizi yaptık. Bu hadisede hayatını kaybeden şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bu olaydan hemen ilk anından itibaren müdahale eden güvenlik güçlerimize, kolluğumuza, sağlık birimlerimize, yine hemen bir soruşturma süreci başlatan adli birimlerimize hepsine şükranlarımı sunuyorum. Kahraman güvenlik güçlerimiz hemen müdahalelerini yaptılar ve teröristler etkisiz hale getirildi sonuçta. Olayla ilgili teferruatlı çalışmalarını İçişleri Bakanlığımız sürdürüyor. Kendisi İçişleri Bakanımız birazdan bu konularla ilgili de son bilgileri paylaşacaktır. Terör hadiselerinin mutlaka bir amacı var. Ülkemize korku salmak, halkımızın huzurunu kaçırmak, özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısı ülkemizin savunma sanayindeki geldiği noktayı, başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Fakat şunu açık ve net ifade etmek isteriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunların arkasında bunları bir araç olarak kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar. Savunma sanayindeki güçlü yürüyüşümüze de hiçbir şekilde engel olamayacaklar. Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler bizim savunma sanayindeki azmimizi de, ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi de daha da arttıracaktır. Birlik, beraberlik içinde, milli birlik içinde bütün kurumlarımızın güçlü çalışmalarıyla teröre karşı kararlı mücadelemizi, azimli mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun da bilinmesini özellikle buradan arzu ediyoruz, ifade ediyoruz. Bir daha böyle hadiseler yaşanmamasını elbette temenni ediyoruz. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum ve bu süreçte görev yapan, fedakarca çalışan tüm kamu görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Şimdi müsaadenizle Sağlık Bakanımıza söz verelim. Yaralılarımızla ilgili özellikle kamuoyunu bilgilendirmesinde fayda var. Buyurun Sayın Bakan. Bugün ülkemizde yaşanan terörü ve dünyadaki bütün terörü lanetliyorum. Ülkemiz hem huzur hem terör konusundaki bugün yaşadığı acıyı bir daha yaşamasın. İnsanlar gerçekten sabır diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. 5 tane şehidimiz var Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi. 22 yaralımız var. Bu yaralılarımızdan 3 tanesini taburcu ettik. Bir tanesinin durumu kritik. Diğerleri genel durumları iyi. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Acılı ailelere sabır diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Ben terörü destekleyenleri lanetliyorum. Bir daha böyle acıları ülkemiz görmesin diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle
Bu menfur saldırıyı gerçekleşen bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımızla beraber yaralılarımızı ziyaret ettik. Durumları, bu hastanemizde 6 yaralımız var. Durumları gayet iyi, yani toparlıyorlar hızlıca. Moralleri yüksek. Öncelikle bu menfur saldırıları gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklarını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aile Bakanlığı olarak ilk andan itibaren psikososyal destek ekiplerimiz hem şehit yakınlarımıza hem de yaralılarımıza, ayrıca bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar. Bizler her türlü bir kez daha bütün vatandaşlarımıza, milletimizin başı sağ olsun, bütün vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.